Sultanım, bir şey öğrenebildiniz mi? Atike Sultan'ı gördüm giderken. Gözem Sultan sürülmüş. Yarın sabah eski saraya gidecekmiş. Ne yapmış ki? Bilmiyorum tam. Murad'ın bu halleri beni korkutuyor. Göremiyorum da kaç zamandır. Her gece çıkıp gidiyor. Takip ediyorsun beni. Ferdi Sultan mı taktı seni peşime? Yanlış anladın. Benim onunla bir alakam yok. Olamaz. Aksine düşman sayarım. Düşman. Merhum Ayşe Sultan'ın kalfasıydım. Bu sarayda huzurlu bir hayatım vardı. Ta ki Ferdi Sultan gelene dek. Bunlardan bana ne? Niye anlatıyorsun? Farya'nın gözü üzerinde biliyorum. Sen de ondan haz etmiyorsun. Tıpkı benim gibi. İstersen ondan kurtulabiliriz. Büyük bir kabahat işledi. Hünkârımız duyduğu takdirde ölüme götürecek bir kabahat. Ben karşısına çıkıp söyleyemem. Lakin sen gözdesin. Yapabilirsin. Neymiş o kabahat? Çocuklar. Şehzade Ahmet ve Hanzade Sultan. Onun yüzünden vefat ettiler. Hünkârımızdan hakikati saklıyorlar. Lakin öğrenmeli. Bu tahtı saltanatı devraldığımda size, ahaliye, askerime bir söz vermiştim. Fütuhat devrini yeniden başlatacağıma yemin etmiştim. Şimdi bu sözü tutmanın vaktidir. Vaktiyle atalarımın fethettiği, ancak acem hileleriyle ve iş bilmez paşaların kifayetsizliğiyle kaybedilen Revan'ı Allah'ın izniyle tekrar Osmanlı mülküne katacağız. İnşallah hünkârım. Şah Safi her fırsatta topraklarımıza saldırıyor. Payitahtta casusları cirit atıyor. Hadlerini bildirmek gerek. Acemler kaçak dövüşür Kemankeş Ağa. Cenk meydanından kaçıp ordu geri çekildiğinde tekrar saldırırlar. Revan'ı elde tutmak kolay değil hünkârım. Abaza Paşa'mızın hakkı var. 12 senedir defalarca sefere çıkıldı. Lakin muvaffak olamadık. O vakit başlarında ben yoktum Sinan Paşa. Şimdi ordumun başında bizzat sefere çıkacağım. Hazırlığınızı yapın. Biter bitmez yola revan olacağız. Gazanız mübarek olsun hünkârım. Allah utandırmasın.